Gerçek gazlar ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A. Sıcaklıkları arttıkça ideallikten sapma miktarları azalır. Doğrudur. Yüksek sıcaklık düşük basınçta gazlar ideale yaklaşır. Sıcaklık arttıkça ideale yaklaşacağından dolayı ideallikten sapma miktarı azalır. B. Basınçları ideal gaz denkleminden hesaplanan değere göre daha büyüktür. Gerçek gazlar ile ideal gazlar arasındaki farklardan biri şudur. Gerçek gazlarda öz hacim ihmal edilmez. İdeal gazlarda ihmal edilir. Gerçek gazlarda öz hacim ihmal edilmediğinden dolayı gerçek gazların hacmi ideal gazın hacmine göre daha büyüktür. Gerçek gazın hacmi daha büyük ise basıncı küçüktür. Çünkü basınç ve hacim ters orantılıdır. Yani basınçları ideal gaz denkleminden hesaplana göre daha küçüktür, büyük değildir, yanlıştır. Hacimleri ideal gaz denkleminden hesaplanan değere göre daha fazladır, doğrudur, daha fazladır. Gaz tanecikleri arasındaki çekim kuvvetleri ihmal edilmez, doğrudur, ihmal edilmez. Basınç altında sıkıştırılabilir, doğrudur. Doğru cevap B seçeneğidir. Karbondioksitin faz diyagramı yukarıdaki gibidir. Buna göre karbondioksit ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bu faz diyagramında birinci aralıkta madde katı, ikinci aralıkta sıvı, üçüncü aralıkta gaz haldedir. Buraya üçlü nokta denir. Yani madde burada bu basınç ve bu sıcaklıkta katı sıvı gaz üç hali birlikte bulunur. Burada şu alttaki doğru katıdan gaza geçiş süblimleşme noktasıdır. Şu eğri katıdan sıvıya geçiş erime ya da donma noktasıdır. Şuradaki eğri de yani ikinciden üçüncüye geçiş sıvıdan gaza geçiş kaynama noktasını gösterir. A 31 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda tüm basınçlarda gazdır. 31 derece burasıdır. 31 derecenin üstü kritik sıcaklıktır. Kritik sıcaklığının üstündeki sıcaklıklarda basınç ile sıvılaşamaz. Basınç ile sıvılaşamadığı için gazdır. Doğrudur. B 3 atm basınç ve 25 derecede gaz haldedir. 3 atmosfer buralarda 25 derecede şuralarda 3 atm 25 derece madde üçüncü aralığa gelir. Yani gaz haldedir. Doğrudur. 5,2 atm basınç ve eksi 57 santigrat derece sıcaklıkta katı sıvı gaz dengesi şeklinde bulunur. Buraya üçlü nokta denir. Katı sıvı gaz hali birlikte bulunur. Doğrudur. 1 atm basınç ve eksi 78 santigrat derece sıcaklıkta süblümleşir. Doğrudur. 1 atm eksi 78'e katıdan gaza geçer. Dolayısıyla süblümleşir. Doğrudur. Basınç arttıkça donma noktası azalır. Maddenin donma noktası birden ikinci arada geçtiği şu aralıktır. Şu basınçta donma noktası burasıdır. Basıncı artırırsam buraya getirdim. Donma noktası da buraya gelmiştir. Yani basınç artarsa donma noktası da artmıştır. Donma noktası azalır ifadesi yanlıştır. Doğru cevap E seçeneği olur. Saf suyun faz diyagramı yukarıdaki gibidir. Buna göre H2O ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Birinci aralıkta madde katı, ikinci aralıkta sıvı, üçüncü aralıkta da gaz halde bulunur. Buraya üçlü nokta denir. Katı ve sıvı gazın birlikte bulunduğu haldir. A. 1 ATM basınç ve 125 santigrat derecede basınç etkisiyle sıvılaştırılabilir. 1 ATM, 125 derece madde şu buraya denk gelir. Burada madde gaz haldedir. Burada kritik sıcaklığının altında olduğu için basınç ile sıvılaştırılabilir. Doğrudur. B. 1 ATM basınç 0 santigrat derecede katısı sıvısında yüzer. Bir ATM'de sıfır derecede madde katı haldedir. Katı hal sıvısında yüzer doğrudur. Çünkü katının yani buzun yoğunluğu sudan daha küçüktür. Daha küçük olduğu için yüzecektir doğrudur. C. Basınç arttıkça donma ve kaynama noktaları artar. Basınç arttıkça donma noktasına bakalım. Bir ATM'deki donma noktası sıvır. Basınç artırıldığında donma noktası görüldüğü gibi sıfırın altına düşüyor. Basınç artarsa donma noktası azalır. Dolayısıyla donma noktası artar ifadesi yanlıştır. Kaynama noktası artar doğrudur. D. 0,006 ATM basınçtan daha düşük basınç değerlerinde Belirli sıcaklıklarda süblümleşebilir. 0.006'nın altında yani şuralarda basınç daha düşük basınçlarda sıvılaşabilir, süblümleşebilir. Doğrudur. E, 374 santigrat derecenin üzerindeki sıcaklıklarda basınç etkisiyle sıvılaştırılamaz. 374 bu maddenin kritik sıcaklığıdır. Kritik sıcaklığının üstünde hangi basınç uygulanırsa uygulansın sıvılaştırılamaz. Bu da doğrudur. Doğru cevap C seçeneği olur. Yukarıdaki grafikte azot, metan, karbondioksit ve hidrojen gazlarının birer mollerinin 0 santigrat derecede basınca karşı PV bölü RT değerlerinin değişimi verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Burada PV bölü RT bir oranı ideal gaza yakın orandır, ideal gaz oranıdır. Basınç arttıkça gazların idealikten sapma miktarı artar ifadesi doğrudur. Basınç arttıkça gazlar idealikten daha fazla sapıyor. Çünkü yüksek sıcaklık düşük basınçta idealliğe yaklaşırken düşük sıcaklık yüksek basınçta idealikten sapar. İki, ideale en yakın davranış sergileyen hidrojen gazıdır. Hidrojen gazı ideallikten en az sapan gazdır. Çünkü bir oranı burada ideallik oranıdır. Bire en yakın olan hidrojen gazıdır. 3 ideallikten sapma miktarı en fazla olanı karbondioksittir. Karbondioksitte yüksek basınçta PV bölü RTS'i 2 iken azot ve CH4'te PV bölü RT2 oranında basınçları daha düşüktür. O halde burada karbondioksit daha fazla sapmıştır. Doğru cevap E seçeneğidir. Bir X kazanan T1, T2 ve T3 kelvin sıcaklıklarında PV bölü RT değerinin basınçla değişimi yukarıdaki grafikte verilmiştir. Bu grafiğe göre yargılarından hangileri doğrudur? 1. İdeale en yakın davranışı T1 sıcaklığını göstermiştir. Burada PV bölü RT bir oranı ideal gaz oranıdır. Bu 1'e en yakın olan T1'dir. En ideal olan T1 sıcaklığıdır. Doğrudur. 2. Sıcaklıklar arasındaki ilişki 3 büyük 2 büyük 1'dir. Burada ideale en yakın olan sıcaklığı en yüksek olandır. Yani T1 daha sonra T2 daha sonra T3'dür. İkinci ifade yanlıştır. Basınç arttıkça X kazanın idealikten sapma miktarı da artar doğrudur. Düşük sıcaklık yüksek basınçta idealikten sapar. Doğru cevap 1 ve 3 D seçeneğidir. Yukarıda koşulları belirtilen 1, 2 ve 3 nolu kaplardaki gazların ideale en yakından en uzağa olacak şekilde sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? İdeallik yüksek sıcaklık düşük basınçtır. Birincisinin basıncı P ve NRT'den P1 çarpı V eşittir N R 22,4 bölü 273 çarpı T 273 Santigrat derece Kelvin'e çevrilir 546 olur. İkileri sadeleşir. P1 buradan 22.4 atm'dir. İkincisinin basıncı dış basıncı eşittir 1 atm'dir. Üçüncüsünde P3 çarpı V eşittir N R 22.4 bölü 273 çarpı 0 santigrat derece Kelvin'e çevrilir 273 Kelvin. İkiler sadeleşir. P3 eşittir. 22,4 atm olur. 1'de ve 3'te basınçlar birbirine eşit. O halde burada sıcaklığa bakıyoruz. 1'in sıcaklığı daha büyük olduğu için 2 ve 3'e göre daha idealdir deriz. Daha sonra 2 ve 3'ü kıyasladığımızda 2'nin basıncı 3'e göre daha küçük olduğu için 2'ye göre daha ideal, 2, 3'e göre daha idealdir. Daha sonra 3 şeklinde sıralanır. Doğru cevap A seçeneği olur. Jules Thompson olayı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Jules Thompson olayı dar bir vanadan geçen gaz geniş bir hacme açıldığında aniden genişleyerek soğuması olayıdır. A. Genleşen gaz taneciklerin kinetik enerjisi azalır. Doğrudur. Genleşen gaz taneciklerinin sıcaklığı azaldığı için kinetik enerjisi azalır. B. Üzerindeki basınca azaltılan gaz tanecikleri genleşerek soğur. Doğrudur. Dar bir vanada hacimleri küçük, basıncı büyüktür. Dar bir vanadan geçtikten sonra geniş bir hacme açıldığında hacim artacak, basınç azalacaktır. Aniden genişleyerek soğuyacaktır. C. Basınçla sıkıştırılan gazların sıcaklıkları artar. Doğrudur. D. Buzdolabı, klima gibi soğutucularda Jules Thompson olayından faydalanılır. Doğrudur. E. Sıcaklığı artırılan esnek balonun genleşmesi Jules Thompson olayıyla açıklanır yanlıştır. Sıcaklığı artılan esnek balonun sıcaklığı arttığı için hacmi artar. İdeal gaz denkleminden basıncı sabittir. Doğru cevap E seçeneği olur. Yukarıdaki tabloda bazı maddelerin bir atmosfer basınçtaki kritik sıcaklıkları ve kaynama noktaları verilmiştir. Tablodaki gazlarla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A. 120 santigrat derecede tamamı gaz haldedir. Burada bulunduğu sıcaklıkta bulunduğu sıcaklıkta basınç ile sıvılaşa bilenlere buhar bulunduğu sıcaklıkta basınç ile sıvılaştırılamayan lara ise gaz denir. Burada uygulanan sıcaklık önemlidir. Kritik sıcaklığının üstünde hangi basınç uygulanırsa uygulansın o madde sıvılaştırılamaz. Kritik sıcaklığının altında uygulanmalıdır. Burada 120 santigrat derecede diyor. NH3 yani amonyan kritik sıcaklığı 132,4 yani kritik sıcaklığının altında kritik sıcaklığın altında olduğu için 120 santigrat derecede amonyak basınç ile sıvılaştırılabilir. Bundan dolayı amonyak buhar olur 120 derecede. Helyum eksi 267,8 santigrat derece kritik sıcaklığı 120 derece kritik sıcaklığının üstü bir sıcaklıktır. Dolayısıyla 120 derecede helyum basınç ile sıvılaştırılamaz. Bundan dolayı helyum gazdır. Azot Eksi 147 kritik sıcaklığı 120 derece kritik sıcaklığının üstüdür. Kritik sıcaklığının üstünde basınç ile sıvılaşamaz. Yani bu sıcaklıkta basınç ile sıvılaştırılamayana gaz denir. H2O 120 derece kritik sıcaklığının altıdır. Kritik sıcaklığı 374 120 derecede bu madde basınç ile sıvılaşabilir. O halde bu da bulunduğu sıcaklıkta basınç ile sıvılaşabiliyorsa buhardır. Yani tamamı gaz halde değildir. Burada amonyak ve h 2 buhar fazındadır. A seçeneği yanlış olur. B eksi 160 santigrat derecede N2 buhar halindedir. Eksi 160 santigrat derece eksi 160 santigrat derece bu madde kritik sıcaklığının altında bir değerdir. Yani kritik sıcaklığından düşüktür. Kritik sıcaklığından düşük olduğundan dolayı basınç ile sıvılaşabilir. Basınç ile sıvılaşabildiği için buhar halindedir. Doğrudur. C. 375 santigrat derecede H2O basınç sıvılaştırılamaz. 375 santigrat derece kritik sıcaklığının üstünde bir sıcaklıktır. Kritik sıcaklığın üstünde hangi basınç uygulanırsa uygulansın Basınç ile sıvılaştırılamaz. Doğrudur. D. Helyum gazı soğutucu akışkan olarak kullanılamaz. Soğutucu akışkanların kritik sıcaklığı küçük, kaynama e, noktası küçük olmalı, kritik sıcaklığı büyük olmalıdır. Yani burada soğutucu akışkan olarak kullanılamaz çünkü kritik sıcaklığı çok küçük. Kritik sıcaklığının büyük olması lazım ki işlem aralığı yapılabilsin. D seçeneği doğrudur. E seçeneğinde 133 santigrat derecede amonyak ve H2O karışımına basınç uygulanırsa yalnızca H2O sıvılaşır. 133 derece amonyağın kritik sıcaklığın üstüdür. Kritik sıcaklığının üstünde basınç ile sıvılaşamaz. Yani amonyak sıvılaşamaz. Fakat H2O kritik sıcaklığı 374 derece 133 374'ten küçük kritik sıcaklığının altında olduğu için basınç uygulanarak H2O sıvılaşabilir. E seçeneği de doğrudur. Doğru cevap A olur. Yukarıda kritik sıcaklıkları ve normal kaynama noktaları verilen maddelerden hangileri soğutucu akışkan olarak kullanılabilir? Soğutucu akışkan Buharlaşırken ortama soğutan maddelerdir. Soğutucu akışkanların kaynama noktaları düşük, kritik sıcaklığı büyük olmalıdır. Buna göre kaynama noktası düşük olmalı, 2'nin kaynama noktası büyük olduğu için elenir. Kritik sıcaklık ise yüksek olmalıdır. 3'ün ise kritik sıcaklık küçüktür elenir. Dolayısıyla 1 ve 4 kritik sıcaklık 31 420 kaynama noktası eksi 78 eksi 30 1 ve 4 uygundur soğutucu akışkan olması için. Doğru cevap C seçeneği olur. Aşağıdakilerden hangisi soğutucu akışkanların özellikleri arasında yer almaz? Soğutucu akışkan buharlaşırken ortamı soğutan maddelerdir. A. Kritik sıcaklığı yüksek kaynama noktası düşük olmalıdır. Doğrudur. B. Basınç etkisiyle buharlaşmalı ya da sıvılaşmalıdır. Doğrudur. Oda koşullarına gaz halinde olmalıdır kimyasal olarak aktif olmalıdır ifadesi yanlıştır. Kimyasal olarak aktif olmamalıdır. Çünkü soğutucu akışkanlar buzdolaplarında, derin dondurucularda kullanılır. Kimyasal olarak aktif olursa burada saklanan yiyeceklerle ya da bu derin dondurucuların buzdolabının yapıldığı maddelere tepkimeye girer. Bu istenmeyen bir durumdur. E. Yanıcı ve zehirli olmamalı. Metallerle tepkimeye girmemelidir. Doğrudur. Doğru cevap D seçeneği olur. Bir bisiklet lastiğinin pompa yardımıyla şişirilmesine ait şematik gösterim yukarıda verilmiştir. Buna göre 1, 2, 3 nolu bölümlerde bulunan hava sıcaklığı T1, T2 ve T3 aşağıdakilerden hangisine doğru karşılaştırılmıştır? Burada hacim küçüldükçe yani gazlar sıkıştıkça basıncı artacak. Dolayısıyla sıcaklığı da artacaktır. Burada hacmi en küçük olan 2'de basınç en büyüktür ve gazlar burada çok sıkışmıştır. Dolayısıyla buradaki gazların basıncı çok olduğundan dolayı sıcaklığı da çoktur. Yani T2 büyüktür. Daha sonra T1 daha sonra T3'tür. 2, 1, 3 şeklinde sıralanır. Doğru cevap B seçeneği olur.